Herkese merhabalar. Bugün sizlere mükemmel bir şekilde yazılıya çalışma taktikleri vereceğiz arkadaşlar. Hocam bu sene garip şeyler oluyor. Hiç endişelenme Tonguç'um. Yok zor olacakmış, yok sınıfta kalma geldi, yok hoca kazık soruyor. Bunların hepsini unutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dinleyeceğiniz taktiklerle yazılılardan en mükemmel notlar alacaksınız. Herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerini bağlasın ve artık çok güzel notlar almamız çok kolay. Hadi bakalım başlayalım. Yazılıları kopartıyoruz Tonguç'um. Hiç endişelenmeye gerek yok. Evet ortak sınavlar da geliyor. Evet LGS'de var ama bunların her biriyle alakalı Milli Eğitim Bakanlığı zaten bize örnek sorular yayınlıyor. Yani mesela konu ve kazanımlar vardı zaten. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı bu ortak sınav denemeleri için direkt örnek sorular yayınladı. Örnek senaryolar yayınladı. Birinci yazılıda hangi soru gelir, ikinci yazılıda hangi soru gelir, ilçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda ne gelebilir diye her birini tek tek verdi. Dolayısıyla yazılılara çok güzel bir şekilde çalışacağız ve yazılıları kopartacağız. Kopartmak nedir hocam? Kopartmaktan kastım şu, süper taktikler vereceğim sana. Birincisi konuları listeleyeceğiz. Zaten yazılı konuları belli, nasıl listeleyeceğimizi göstereceğim. İkincisi ortamımızı düzenleyeceğiz. Ortamdan kastım masamız değil sadece, telefonumuz da artık ortam. Dolayısıyla telefonumuza da TAS uygulamasını yükleyip harika bir şekilde ortak sınav denemeleri çözeceğiz. Ve üçüncüsü de planı uygulayacağız. Zaten senin için mükemmel bir şekilde birinci dönem birinci yazılı kamp planımızı, programımızı yaptık. Sen yazılı notlarını aldığında, tüm dersler soru bankasını aldığında, ortak sınav denemelerini çözdüğünde, buradaki sınav provalarını mükemmel bir şekilde izlediğinde zaten harika sonuçlar seni bekliyor. Şimdi istersen gel bu kopu açıklayalım. Birincisi konuları listelemek. Öncelikle öğretmenlerin derste vurguladıkları çok önemli. Zaten öğretmenler de, bizler de, yazılılarda, LGS'de Milli Eğitim Bakanlığı konu ve kazanımlarına göre hazırlanıyor. Bu sene 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe'de, matematikte, fende, bütün derslerde konu ve kazanım soru dağılım tablosu verdi. Yani yazılıda hangi sorudan, hangi konudan nasıl soru gelir, kaç soru gelir, kaç tane sorunun örneği nasıl olmalıdır, bunların hepsini tek tek açıkladı. Dolayısıyla bu bizim için bir avantaj. Ve biz bunu bildiğimiz için sana yazılı provalarımıza direkt hocaların da sorabileceği, kazanımlarda olan mükemmel bir yazılı provası hazırladık. İkincisi, konuları listeledikten sonra yazılı notlarını mutlaka alman gerekiyor. Neden? Çünkü yazılı notlarında hem birinci yazılı için hem ikinci yazılı için Türkçe, matematik, fen, inkılap, din, İngilizce'de sana harika bir şekilde kazanımları biz zaten veriyoruz. Ve burada birazdan söyleyeceğim ortak sınav denemeleri de var. Yani sen hem okuldaki yazıların için hem de ortak sınav denemeleri için mutlaka yazı notlarını almalısın. Geçiyorum ikinci kısma. Ortamını düzenlemen hocam lazım. LGS'ye hazırlanan öğrencinin ortamı yok ki zaten. Evet bu aralar ortamımız yok ama hiç endişelenme. LGS'yi kazandığımızda Anadolu Sesi'ne, Fen Lisesi'ne gittiğimizde harika ortamlar bizi bekliyor. Şimdi birincisi çalışma masamız dağınık olmamalı. Eğer masanın üzerinde böyle bir sürü kalemler varsa şöyle koyalım. Böyle bir sürü kalem varsa bir de yanına kitabını koydun. İşte bir de yanında telefonun var. İşte bir de çay var. Böyle dağınık bir ortamda çalışırsan dikkatin de dağılır. Dolayısıyla masaya mutlaka düzgün bir şekilde fazla kalem koymadan çay, kahve, kek, böcek bunların hepsini kaldırarak temiz bir şekilde bak şöyle notlarını koyuyorsun. Bak boş bir masa düşün. Yazı notların var. Sınavda çıkacak konular. Kalemini almışsın. Ya alıyorsan yana bir içecek de alabilirsin. Böyle düzgün bir masada çalışman lazım. Dağınık bir masa zihninle dağılmasına sebebiyet veriyor. Aynı bunun gibi diğer bir ortamın ise telefonun ekranı. Telefonun ekranında bir sürü gereksiz uygulamalar var. Sana böyle sürekli oyunlar, Instagram, WhatsApp, işte ne bileyim TikTok, Snapchat falan hepsini sen benden daha iyi biliyorsun. Bunların her biri senin esasında dikkatinin dağılmasına sebebiyet veriyor. Bunları bu yazılı dönemde birazcık sil, birazcık kapat, birazcık ertele ve sadece ve sadece sana faydalı olabilecek uygulamaları getir. Bunlardan birincisi tabii ki TAS uygulaması. TAS uygulamasında ortak sınav denemeleri var. Bak bunu nasıl yapacağını da söyleyeyim. Birazdan da göstereceğim. Bak şurada hatta sayfamız olması lazım. Ha, bak burada. Yazı notlarını aldın veyahut da tüm dersler soru bankasını aldın. Hiç fark etmez. Burada yazı notlarını aldıktan sonra kitabının arkasında bir etiket var. Bu etiketi kazıyıp buradaki kodu, bak burada ekranda da gösteriyorum. Buradaki kodu TAS uygulamasına girdiğinde seni ortak sınav denemeleri bekliyor. Şimdi nerede Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram, nerede TAS uygulaması? TAS uygulamasına girdiğinde ortak sınav denemelerinden mükemmel bir şekilde yazılardan süper sonuçlar alabileceğin denemeler çözüyorsun. Dolayısıyla telefonun ekranını da düzenliyorsun. TAS uygulamasını uygun bir yere koyuyorsun ki onu görüp aa burada ortak sınav denemeleri vardı ben bunu çözeyim diyorsun. Zaten aynı zamanda sen diyelim ki tüm dersler soru bankasına takıldığın soru olduğu zaman bunların çözümlerini izleyebilirsin. Ortak sınav denemelerinde takıldığın sorular olduğu zaman çözümlerini izleyebilirsin. Yani TAS uygulamasıyla evine özel ders hocası geliyor sorular soran. Bunları mutlaka telefonun ana ekrana getiriyorsun. Neden? Çünkü telefon senin en büyük ortamın. Yani sen gün içerisinde ciddi bir zamanını telefon ekranına harcıyorsun maalesef. Üçüncüsü fiziksel hazırlık. Eğer uykusuzsak, eğer açsak, eğer yorgunsak bunların her biri bizim ders çalışmamızı etkiler. Dolayısıyla fiziksel olarak dik bir şekilde masaya oturacağız. yatarak çalışılmaz. Karnımız aç olmayacak ama çok ağır da yemek yemeyeceğiz. Ve üçüncüsü ve en önemlisi de tabii ki uykusuz bir şekilde derse oturmayacağız. Son gece çalışmak da bize yazılılarda zarar verir. Şimdi bunu gösterdik. Geliyorum planı uygula. Plan uygulamaktan kastımız şu. Zaten bizler 8. sınıf 1. dönem 1. yazılı kamp programımızı yaptık. Bu kamp programında sana gün gün matematik, Türkçe, inkılap, fen, din, İngilizce yazılı provalarını hazırladık. Senin yapman gereken nedir Tonguç evladım? Yazılıdan bir gün önce izlemek. Hayır, yazılıdan bir gün önce değil. Sadece bir gün önce olur mu? Bu plana uygun bir şekilde birkaç gün öncesinde çalışmak ve not tekrarı yapmak. Yazılı kampını izleyeceksin evet ama not tekrarı yapman gerekiyor. Ve yazılı provaları çözmen gerekiyor. Biliyorsun bizim soru bankalarımıza, mesela tüm dersler soru bankasına bu konularla alakalı hem LGS'de işine yarayacak hem de yazılılarda işine yarayacak. Çok güzel testler var. Aynı zamanda ortak sınav denemelerini de söyledim. Bunları da uyguladığında artık yazılılardan en güzel notlar alıyorsun. Bunlar senin işine LGS'de yarıyor. Bu kadar basit olmuş. Dolayısıyla bir de yazılı sonrasında hocaların kanaat notu da önemli. Hocam bu soruyu daha iyi nasıl çözebilirdik? İşte ben 100 aldım ama veya 80 aldım ama 90 aldım ama şu soruda biraz takıldım. Bunu nasıl izah edebilirsiniz şeklinde sorular sorduğumuzda bunlar da hocaların kanaat notunu almamızı sağlıyor. Burası önemli. Yani yazılıdan iyi not aldım hadi görüşürüz hocam yapmıyoruz. Çünkü bizler kanaat notuna da önem veriyoruz. Yapmamız gereken şey basit arkadaşlar. Yazılı kampımız hazır. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlara uygun bir şekilde örnek soruları da verdi. Bizler sizlere mükemmel yazılı provaları hazırladık. Sizler yazılı notlarını aldığınızda, tüm dersler soru bankasını aldığınızda ve ortak sınav denemelerini arkadaki etiketleri kazıyarak TAS uygulamasından çözdüğünüzde süper yazılı sonuçları sizleri bekliyor. Hepinize şimdiden hem LGS'de hem de yazılılarda başarılar arkadaşlar. Tonguç Dershane sundu.